Son yıllarda enerji temizleme yöntemleri popülerliğini sürdürüyor. Özellikle evdeki negatif enerjiyi ortadan kaldıran ada çayı, defne yaprağı, üzerlik tohumu, limon ve tuz gibi yöntemler birçok kişi tarafından deneniyor. Her şeyi denemenize rağmen evinizdeki kötü enerjiden kurtulamıyor ya da farklı bir yöntem denemek istiyorsanız bu videomuz sizin için. İşte evinizdeki gerginliği azaltan o yöntemler. Günlük hayatımızda yaşadıklarımızı pozitif veya negatif enerji ile ilişkilendirmeye çalışır, kendimize göre yöntemler buluruz. Evde stresli ve agresif mi oluyorsunuz? Evde sürekli gerginlik ve tartışma ortamından şikayetçi misiniz? Nazar ya da kötü enerji? Adına her ne derseniz deyin. Eğer evde huzursuzluk hissediyor ve negatif bir tutum içerisine giriyorsanız, o zaman size mükemmel bir formülden bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Bulunduğunuz ortamdaki negatif enerjileri, bir bardak suyla tespit edebileceğinizi biliyor muydunuz? Eğer o mekanda huzursuzluk hissi, insanlar üzerinde bir ağırlık, çok fazla tartışma, çok fazla hastalıklar, uykusuzluk ya da uyuduğunda kötü rüyalar görme gibi sürekli tekrar eden haller varsa, mekanda negatif enerji olabilir ve temizlik yapılması gerekir. Bir diğer şey de, yeni taşınılan evlerde daha önce ne yaşandığı bilinmediği için, oturmadan mutlaka bir önceki yaşayan insanların enerjisinden arındırmak gerekir. Enerji, son yılların popüler deyimlerindendir. Evimde negatif enerji var mı, varsa nasıl anlarım, yok etmek için ne yapabilirim gibi soruları arka arkaya gelir. Dünyada pek çok kültürde, çağlardan beri enerjisel temizlikler yapılmakta. Kültürleri incelediğinizde, pek çok enerji temizliği yöntemine rastlayabilirsiniz. Dışarıya çıktığımız her an, gerek toplu taşıma araçlarında, gerek negatif enerji olan ortamlardan negatif enerjiler üzerimize yapışıyor. Ve eğer bir insanın aurası zayıfsa, orada delikler oluşuyor ve bu deliklerden çok daha çabuk giriyor bu negatif enerjiler. Bu negatif enerjilerden birçok arınma ve kurtulma yöntemleri bulunmaktadır. Bu videomuzda sizlere, en yaygın olan negatif enerjiden arınma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Negatif enerjiyi temizleyin. Tozun biriktiği her yerde negatif enerji de birikir. Karanlık ve ışığın girmediği bölümlerde ise, durağan bir enerji oluşur. İşte, evinizi negatif enerjilerden temizlemek için, yüzyıllardır Anadolu'da yapılan uygulamalardan birkaçı. Enerji temizliğinden önce mümkün olduğu kadar evinizi temizleyin, tozlu ve dağınık alan bırakmayın. Yüksek titreşimli ada çayı, düşük titreşimleri uzaklaştırır, kötü enerjiyi temizler. Eskilerden günümüze kadar gelen en yaygın kullanılışı, tütsü olarak ada çayı bitkisinin yakılmasıdır. Geçmişten günümüze Türk evlerinde uygulanan bir diğer gelenek ise, üzerlik yakılmasıdır. Ada çayı gibi üzerlik tütsüsünün de nazarı kovduğuna inanılır. Negatif enerjiyi çeken kaya tuzunu, mümkünse evin giriş kapısına yakın bir yere kase içinde koymalısınız. Saf tuzun, enerjiyi üzerinde toplayarak ev halkını koruduğuna inanılır. Koyulan tuzun düzenli olarak değiştirilmesi gerekir. Burada önemli olan, hafta boyunca enerjiyi toplamış tuzun çöpe değil, evin dışına uzak bir yere atılmasıdır. Evin içinde ve balkonlarda yetiştirilen çiçekli ve yeşil bitkiler, eve taze enerji çekerler. Sivri yapraklı ve aşağıya doğru sarkan bitkileri tercih etmeyin. Gül bizim inancımızda çok önemlidir. İnsan ruhunu ve güzellikleri temsil eder. Gül kokusu sevgi ve mutluluk duygularını artırır. Evimde negatif enerji var mı, varsa nasıl anlar, nasıl temizlerim? Yorgun, kırılgan ve mutsuz hissetmeye başladığınız an, üzerinizdeki bu negatif enerjiyi alanınızdan çıkartmak çok basit. Tuz ve sirke karışımı. Şeffaf olan herhangi bir bardağa, 1/3'ünü dolduracak kadar deniz tuzu ekleyin. Kalan boşluğa ise, yarı yarıya sırasıyla su ve sirke ekleyin. Burada dikkat edilmesi gereken kısım, bardağı görünmeyecek bir yere koymak ve kesinlikle hareket ettirmemek. Neden görünmeyen bir köşe? Çünkü, negatif enerji daha çok buralarda toplanır. Bu arada, evde tozun biriktiği yerlerde negatif enerjiyi toplayan alanlardır. 24 saatten sonra, evinizdeki tüm negatif enerji bu suya çekilecek ve evinizin enerjisi temizlenecek. Eğer bir günün sonunda bardak bıraktığınız gibi ise, ortada negatif enerji yok demektir. Fakat suyun üzerinde baloncuklar görüyorsanız veya suyun rengi kararmışsa, evinizde negatif enerji var anlamına gelir. Bu karışımı, bardağı temiz bulana kadar her gün uygulayın. Ne kadar zamanda bir yapılabilir? Aslında suyun renginde bir değişim varsa, kararma ve lekelenme gibi, bu suyu hiç bekletmeden evin dışına dökün ve yenileyin. Ama herhangi bir değişim yoksa, ilk haftalarda birkaç günde değişin. Daha sonra, bunu rutin haline getirdiğinizde evinizde fazla negatif enerji eskisi kadar olmayacağı için, daha uzun aralıklarla yenileyebilirsiniz.
Mesela evinize çok fazla arkadaşınız geldiğinde, evde tartışma olduğunda, üzücü bir olay yaşandığında, evde gerginlik hissettiğiniz durumlarda, bu uygulamayı tekrarlayıp yenileyebilirsiniz. Defne yaprağı. Eviniz için tam bir şifa kaynağıdır. Defne yapraklarını yakın ve mucizeye şahit olun. Enerji öyle bir şey ki, hayatımızın her alanına etki ediyor. Negatif enerji ise, ruh halimizi olumsuz etkileyerek günü kötü geçirmemize sebep olabiliyor. Bu kötü enerjiyi evden dışarı atmanın yolu ise çok basit. Mutfağın çekmecesine sıkışmış birkaç defne yaprağı. En çok vakit geçirdiğimiz yerde, yani evimizde negatif enerjiden kurtulup huzurlu bir gün geçirmenin formülünü çok uzakta aramayın. Üstünüzdeki kötü enerjiyi atmak, biraz da rahatlamak için bu maddelere çok dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Öncelikle rahatlamak için, banyoda küvetinizi suyla doldurun ve birkaç defne yaprağı serpiştirin. Bu şekilde yıkanmak sizi rahatlatacaktır. Kuru defne yapraklarını, iş yerinizde masanızın etrafına serpiştirin. Kötü enerjiyi uzaklaştırıp, huzurun ve bereketin önündeki engelin kalkmasına yardımcı olacaktır. Evinizde müsait bir duvarın üzerine defne yaprağı asın. Bu durum, ev içindeki negatif enerjiyi uzaklaştırıp, pozitif enerjiyi çekecektir. Defne yaprağını tütsü gibi yakın. Çelik bir kap içinde, 4-5 adet kurutulmuş defne yapraklarını ezin ve tutuşturun. Evinizin her odasında dolaştırın. Tütsü gibi yaktığınızda çıkan duman, negatif enerjiyi dağıtacaktır. Adaçayı mucizesi. Başlamadan önce niyet edilmesi önemlidir. Enerjilerle çalışmanın ve yönlendirmenin en önemli şartı niyettir. Negatif enerjilerden evimi veya kendimi arındırmaya niyet ettim gibi basit bir niyet yeterlidir. Alanı temizlemek için, adaçayını bir kase içerisinde yakıyor ve çıkan dumanın o alana yayılmasını sağlıyoruz. Bu konuda sezgilerinize güvenin. Buna izin verirseniz, sizi nerenin ve ne zaman temizlenmesi gerektiğine dair yönlendirecektir. Bunun dışında çok fazla kullanılan alanlar olabilir. Özellikle koridorlar, salon ve yatak odaları, evinize herhangi bir misafiriniz gelip gittikten sonra, kendinizi ağırlaşmış hissettiğinizde yapabilirsiniz. Limon ve kaya tuzu. Son olarak bir limonu ikiye bölüyoruz. Yarısının içine tuz koyuyor ve bir kase içinde, yine odanın bir köşesine koyuyoruz. Bu da yine mekanın enerjisini temizleyen, yükselten ve sizin ruh halinize pozitif yönde tesir eden, müthiş bir uygulamadır. Yatak odanızda başucunuza koyarsanız, siz uyurken gün boyunca üzerinizde biriken negatif enerjiyi temizleyerek, taze bir enerji ile güne başlamanızı sağlar. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.